ve savunma bakanı beni cumhurbaşkanına götürdü. İki saat sonra Pakistanlı pilotlar uçmaya hazır dedim. Bunu duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, Pakistan bizim bir numaralı dostumuz ve kardeşimiz. Bu tüm zorluklarla ısınanmış ve kanıtlanmış bir dostluk. Efendim, iki numaralı dostunuz kim diye sordum ve Cumhurbaşkanı dedi ki, o da Pakistan. Selamünaleyküm kardeşler, ben Akif ve Reaction Chamber'da hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video tepki vereceğim ve ben eminim ki sizlerden çok az insanlar bu hikaye biliyor, bir hikaye tepki vereceğim. Bu video bugün, yani öyle videolar izlerken bu video geldi karşıma. Saha Expo için Pakistan Hava Kuvvetleri'nin öyle team gitti. Bizim hava kuvvetlerimizin savunma sanayi şeyler göstermek için ve expo için gittiler. Orada bir programda bizim hava kuvvetlerimizin bir mensup Türkiye ile ve Pakistan'ın arasında kardeşliği bir hikaye söyledi ve çok az zamanda bunu olduğunu öyle darbeden sonra bu hikaye olmuş ve ben de hiç duymamıştım bunu. Babam hava kuvvetlerinden ama yeni de ben bunu bilmiyordum. Gidelim bu videoya tepki verelim ve birlikte duyacağız ki bu bizim pilotumuz ne söyleyecek ve öyle nasıl bir olay olmuş ki Türkiye ve Pakistan arasında kardeşlik gösteriyor. Gidelim bu videoya tepki verelim. Umarım siz de beğeneceksiniz. Ben çok beğendim. Yorumlar yapın. Daha çok güzel videoların linkleri atın ki ben bunu tepki vereyim. Gidelim bu videoya tepki verelim. Ve başlıyoruz. Ben de bir olaydan bahsetmek istiyorum. 2016'daki darbe girişimi sırasında ben o zaman Türkiye'de ateşeydim. Pakistan'da tüm olanlardan sizler kadar aynı derecede üzüntü duydu. Evet. Ondan sonra bir gün bir telefon aldım ve bana Türk Hava Kuvvetleri'nde... Tamam, bu bizim Hava Kuvvetlerimizin bir astsubay Abbas Guman. Abbas Guman Türkiye'de o zamanlarda, darbe zamanlarında Türkiye'de görevliydi. Şimdi neler söyleyecek, yani ben siz umarım meraklısınız ama çok güzel şeyler söyleyecek. Bütün ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Suriye sınırında problemleriniz vardı. Gece evet. Saat 1 veya 2'de ofisi aradım ve bana biraz zaman verin dedim. Daha sonra kendi üstlerimi aradım. Türk Hava Kuvvetleri'nin Pakistanlı pilotlara ihtiyacı var. Onlara destek vermeliyiz dedim. Ne zaman diye sordu yetkilim. Pilotlarımız hazır. O zaman git onlara de ki bizim pilotlarımız hazır. Ne zaman? Yani bakın, hiç vakit almadılar, hiçbir şey düşünmediler. Tamam, kardeş bir ülke var, kardeşimiz bizden bir yardım ister. Biz hazırız, pilotlarımız hazır. Ne istiyorsunuz, her şey bizim hazırdır. Bugün de öyledir ve inşallah kıyamata kadar böyle gidecek. Uçmaları gerektiğini Türkiye bize söylesin. İki saat evet. Sonra sanırım saat 4'te tekrar aradım ve efendim pilotlarımız hazır dedim. Hazır. Ne zaman buraya gelmelerini istersiniz diye sordum. Ve Savunma Bakanı beni Cumhurbaşkanı'na götürdü. İki saat sonra Pakistanlı pilotlar uçmaya hazır dedim. Bunu duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, Pakistan bizim bir numaralı dostumuz ve kardeşimiz. Bu tüm zorluklarla ısınanmış ve kanıtlanmış bir dostluk. Efendim, iki numaralı dostunuz kim diye sordum ve Cumhurbaşkanı dedi ki, o da Pakistan. İşte Allah Türkiye. Allah helal olsun ya. Ya ben çok bunu daha evvel izledim dediğim gibi ve çok duygulandım. Yani Azerbaycan, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki Azerbaycan Rusya'nın teknoloji kullanıyor. Bu yüzden onların uçaklar Türkiye uçaklardan farklı. Onların uçaklar Sukhoi ve MiG, Rusya'nın uçaklar, sizin F-16'lar var. Ve F-16'lar biz kullanıyoruz. Bu yüzden bizi aradı ama dediğim şu, onlar da hiç düşünmediler, tamam Pakistan'ı arayacağız. Biz de hiç düşünmedik çünkü kardeşseniz, bizim kardeşlerimizseniz, yardım ihtiyacı varsa her daim hazırız, canımız feda. Pakistan arasındaki ilişki böyle bir ilişkidir. Bundan gurur duyuyoruz. İlişkimiz her zaman en zorlu zamanlarda bile Türk dostlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olduk.
Türk dostlarımızla Kıbrıs zamanında yanlarında olduk. Onlar da bizim zor zamanlarımızda her türlü krizde Keşmir meselesinde yanımızda oldu. İlişkilerimiz hep bu şekilde oldu. İnşallah şimdi bu ilişki bizim sorumluluğumuzda. Evet. Bu bizim atalarımızın bizlere verdiği bir sorumluluk. Bizim çok değer verdiğimiz bir ilişki. Vah. Yani her gün Pakistan'da Türkiye sadece Türkiye değil bu Türklerde nasıl bir bağımız var, nasıl bir sevgi ve saygımız var konuşuyoruz. Ve bu atalarımızın zamanlardan geliyor. Pakistan'a ihtiyacı olursa Türkiye koşa koşa gelir. Türkiye ihtiyacı olursa biz geleceğiz. Geldik elhamdülillah. Yani Keşmir meselesi vardı. Çok büyük deprem olmuştu. O zamanlarda Türkiye bize çok yardım etti. Ve öyle bir an evvel bir öyle sel felaketler olmuş. Sel felaketlerin zamanında ilk ülkeye gelen Türkiye'ydi. Bize yardım göndermek için. Ve öyle bizim yani bize ne zaman ihtiyacınız olursa biz de elhamdülillah hazırız. Ve şunu açıkçası size öyle doğrusu gibi söylemek istiyorum ki Türkiye için hizmet etmek ya Türkiye için bir şey yapmak bizim kendi ülkelerimizin gibi için hizmet etmek gibi görüyoruz biz. Çünkü Türkiye ve Pakistan'dan hiç fark görmüyoruz. Hiç yani. Çünkü atalarımız da bize bu ders verdi ki Türklerin topraklarda bizim kanımız var, bizim canımız gitti orada. Biz savaştık onlarla beraber. Kardeşlersiniz, bizim can ve kan kardeşlersiniz. Yani kan kardeşler o savaş zamanında beraber savaştığın kardeşler gibi. Ve bu yüzden biz bu kardeşliği daha çok güçlü olduğu zaman çok mutlu oluyoruz. Ve umarım siz de öyle düşünüyorsunuz. Allah Pakistan, Türkiye, Azerbaycan arasında kardeşliği daim kalsın ve bu kardeşliği, bu birliği Allah kıyamete kadar dayansın. Düşmanlarımıza karşı bir olmak zamanıdır ve biriz zamanlardan biriz. Şimdi de tek yumruk olacağız. Tek yumruk olunca hiçbir güç ve hiçbir ülke bize hiçbir şey yapamaz. Yani ben çok beğendim bu videoyu. Umarım siz de beğendiniz. Daha çok güzel videolara tepki vereceğim. O güne kadar selamun aleyküm. Allah hafiz.